Sayın milletvekillerimiz, Sayın Milli Eğitim Bakan Yardımcımız, Sayın Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürümüz, Sayın Belediye Başkanlarımız ve Belediye Başkan Yardımcılarımız, Sayın İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Başkanımız, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız, kıymetli misafirler, saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi destekleriyle İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği ve İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde hayata geçirilen Türkiye Dokuma Atlası projesinin çıktılarını paylaşacağımız efendim, Dokuma Atlası sahnesi programına öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Saygıdeğer konuklar, geleneksel dokuma kültürümüzün korunarak yaşatılması ve zengin kültürel birikimin gelecek nesillere aktarılması hedefleriyle gerçekleştirilen Türkiye Dokuma Atlası Projesi, Anadolu'nun zengin dokuma kültürünün araştırılarak verilerin tek bir kaynakta toplanması, geleneksel dokumaların bölgesel ve il bazında incelenmesi, teknik, kültürel ve sanatsal yönden kimliklendirilmesi, kataloglaması, maddi kültür envanteri olarak arşivlenmesi, dokuma hafızamızın ilgilerinin erişimine açılması ve geleneksel yöntemlerle üretilmiş dokumalarımızın korunmaya alınması amaçlarını taşıyor. Geleneksel dokumaların aslına uygun olarak üretilerek tekstil ve moda sektörüyle buluşturulmasıyla yerel kalkınmaya katkı sağlanması ve projenin son aşamasında elde edilen veriler doğrultusunda da yaşayan müze kurulması projenin ileriye dönük hedefleri arasında yer aldığını da belirtmek istiyoruz. Saygıdeğer konuklar, başta da belirttiğimiz gibi Sayın Hanımefendinin himayelerinde yürütülüyor efendim bu projemiz. Türkiye Dokuma Atlası projesinin işte bugün de tekstil sektörüyle buluşturulmasını sağlayacak Dokuma Atlası sahnesi için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Şimdi ilk olarak konuşmacımızı davet etmek istiyorum. Türkiye Dokuma Atlası projesine destekleriyle projeyi daha anlamlı kılan Ticaret Bakanımıza öncelikle tabii ki teşekkür ediyoruz ve bir alkış istiyoruz lütfen. Türkiye Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü efendim, ilk konuşmacımız Sayın Volkan Ağrı konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye alkışlarınızla davet ediyoruz. Sayın milletvekilleri, Sayın Milli Eğitim Bakan Yardımcım, Sayın Belediye Başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanım, Belediye Başkanlarımız, Sayın İhracatçı Birlikleri Başkanları, sektörün kıymetli temsilcileri, Sayın tasarımcılarımız, Sayın basın mensupları ve kıymetli konuklar, saygıdeğer hanımefendinin himayelerinde yürütülen Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel dokuma hafızasının aslında uygun olarak yeniden üretilerek modern tasarımlarla dünyaya tanıtılması amacıyla hazırlanan Türkiye Dokuma Atlası projesinin sahne gösterimine katılan siz değerli konuklara, katılımcılara hoş geldiniz diyor ve bu vesileyle aranızda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerime başlamak istiyorum. Kıymetli konuklar, tarihe tanıklık ettiğimiz ve eşine ender rastlanan küresel salgın nedeniyle 2021 yılında küresel ekonomi %3.4 oranında küçülürken, ekonomimiz mal ve hizmet ihracatımızın itici gücüyle %1.8 oranında büyüme kaydetmeyi başarmıştır. 2021 yılında gerçekleştirilen ihracatımız bir önceki yıla kıyasla %32.9 oranında artarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Ocak tarihinde müjdelediği gibi 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırılmıştır. İhracata dayalı büyüme modelinde lokomotif sektör olan tekstil ve konfeksiyon sektörleri ihracatımız
deri ürünleri ve halı ihracatımızı da buraya dahil edersek, 2021 yılında bir önceki yıla göre %26.7 gibi çok büyük bir başarıyla artış göstererek 36 milyar dolar 202 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. En fazla ihracat yapan sektörlerimizden biri olan tekstil ve konfeksiyon sektörümüz gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. Tekstil ve ham maddeleri sektörü ihracatımız ev tekstili sektörüne dahil ettiğimizde 2021 yılında 12 milyar 878 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmeyi başarmıştır. Değerli konuklar, tekstil sektörümüzün en önemli alt sektörlerinden biri olan kumaş sektöründe dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olan ülkemizde artık birçok firmamız yabancı markaların bir numaralı tedarikçisi olarak vazgeçilmez bir ticaret ortağı haline gelmiştir. Kumaş ihracatımız 2021 yılında 4 milyar 469 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kumaş sektörümüzün en önemli alt sektörlerinden biri olan dokuma kumaş sektöründe ise dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olan ülkemiz 2020 yılında dünyada en fazla dokuma kumaş ihraç eden 6. ülke olmuştur. Dokuma kumaş ihracatımız 2021 yılında 2 milyar 312 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Pandemi sürecinin başında tüm sektörlerde olduğu gibi tekstil ihracatımızda da olumsuzluklar yaşanmasına rağmen salgının küresel markaların alım kararlarını doğrudan etkilemesi neticesinde Uzak Doğu ülkeleri yoğunluklu siparişlerin ülkemiz gibi güvenilir tedarikçi kabul edilen ülkelere yönelmiş olması tekstil ve hazır giyim ihracatımız açısından son derece önemli bir fırsat yaratmıştır. Üretim yapısı itibariyle sahip olduğu esneklik, düşük hacimli siparişleri hızlı karşılama, kaliteli üretim, özgün tasarım kabiliyeti gibi başlıca özellikleri sayesinde tekstil ve ham maddeleri sektörümüz dünya markalarının en önemli tedarikçisi konumunu sürdürmektedir. Sektörde faaliyet gösteren ve uluslararası büyük perakende firmalarına yönelik gerçekleştirdikleri dünya standartlarındaki kaliteli ürünleri ile bu firmaların ayrılmaz bir stratejik ortağı konumunda olan ihracatçı firmalarımız, dün olduğu gibi bugün ve yarın da tüm ülkelerdeki iş ortaklarının yanında olmayı sürdürecektir. Tekstil sektörümüzün tasarım ve yeniliklere her zaman açık ve dinamik bir sektör olması nedeniyle Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya ilişkin çalışmaların önemi yadsınamaz. Tekstil sektörü ihracatımızın ana unsurlarından olan kumaş üretimi ve tasarımına yönelik olarak düzenlenen bu serginin önemini bu anlamda bir kez daha vurgulamak isterim. Bu amaca yönelik olarak ülkemizin tasarım konusundaki kapasitesinin ve yeteneklerinin artırılması, inovasyon ve tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması bu kapsamdaki hedeflerimizin temel yapısını oluşturmaktadır. Ülkemiz artık kritik bir eşikte durmaktadır. Bu eşik fiyat bazlı rekabetten teknoloji, kalite, Ar-Ge, inovasyon ve tasarım yapan markalı ürünlerin ihracatını hedef alan bir sektörel yapıya geçişin eşiğidir. Küreselleşmenin değiştirdiği dünyada bugün rekabetin de anlamı değişmiştir. Firmalarımızın uluslararası rekabet koşullarını iyi analiz etmesi ve tüm sektörlerin kendini yeni dönemin şartlarına uygun biçimde dönüştürmesi gerekmektedir. Değerli konuklar, firmalarımızın rekabetçiliklerinin artırılması için katma değeri yüksek ürün üretimine yönelmeleri önem arz etmektedir. Bir başka deyişle moda, marka, tasarım, Ar-Ge ve inovasyon firmalarımızın ihracat stratejilerinde ve önceliğinde olmalıdır. Globalleşme ile birlikte markaların tasarım anlayışları da değişime uğramış, tüm dünyada en fazla kabul gören yerel dinamiklerin göz ardı edildiği tasarımlar kullanılmaya başlanmıştır. Oysa ki farklılık, tasarımın en önemli ayırt edici özelliği ise de, yerel kültürel zenginlikler de tasarımın en önemli ilham kaynağı olmalıdır. Bu anlayıştan hareketle, binlerce yıldır yaşadığımız bu kadim toprakların belki de bize sunduğu en güzel değerler arasında
her yörenin kendine ait kumaşları üzerinde kullandığımız renkler, nakşettiğimiz desenler ve semboller yer almaktadır. Bu değerlerimiz geçmişin ve tecrübenin birer göstergesidir. Diğer bir ifadeyle, geleneğimizi modern tasarımın bakış açısıyla harmanlayarak farklı ve özgün ürünler üretmek, dünyadaki bu alandaki bir ihtiyaca karşılık gelecektir. Zira tüm dünyada arka planında bir öykü barındıran, farklı ve özgün olan ürüne yönelik bir eğilim mevcuttur. Tüketici tercihlerindeki bu eğilim, büyük markaları dahi etkilemiş, onları özgün niteliğe sahip yerel değerleri çağdaş tasarım anlayışıyla harmanlamaya yönlendirmiştir. Türkiye Dokuma Atlası Projesi ile Anadolu coğrafyasının binlerce yıllık dokuma kültürünün korunması, geliştirilmesi ve bu zengin kültürel birikimin geliştirilerek gelecek nesillere aktarılabilmesi amaçlanmaktadır. Proje ile dokumacılık kültürümüzün geleneksel ve çağdaş unsurlarla harmanlanarak ulusal ve uluslararası mecrada bilinirliği ve etkinliğinin artırılmasının yanında Anadolu'nun zengin dokuma kültürünün araştırılarak verilerin tek bir kaynakta toplanması, geleneksel dokumaların bölgesel hatta il bazında incelenmesi ve teknik açıdan detaylandırılması planlanmaktadır. Bu itibarla Anadolu'ya has kumaş ve desen çeşitleriyle, özel motiflerle bezenmiş, el emeği göz nuru olan dokuma kumaş koleksiyonlarının geniş kitlelere tanıtılması amacına yönelik Türkiye'nin Dokuma Atlası sergisinin düzenlenmesinin, dokuma kumaş sektörünün yerel ve uluslararası arenalarda tanıtımına, ülkemizin marka ve moda algısının güçlendirilmesine ve sektör ihracatının artırılmasına olumlu katkı sağlayacağını değerlendirmekteyiz. Kıymetli konuklar, sözlerime burada son verirken, olgunlaşma enstitülerinin yenilenme çalışmalarının bir ürünü olan, Anadolu'ya has desen ve özel motiflerle bezenmiş kumaş çeşitlerinin sergilendiği ve ülkemizin geleneksel dokumalarına yeniden hayat verme ve onları uluslararası alanda tanıtma amacına yönelik önemli katkı sağlayacağına inandığımız Türkiye Dokuma Sahnesi Projesi'ne destek veren başta Milli Eğitim Bakanlığımıza, ihracatçı birliklerimize, olgunlaşma enstitüsüne ve bakanlığımız ve şu anda Ankara dışında bir programda olan Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş adına tekrar teşekkür ediyor. Sergiye birbirinden kıymetli çalışmalarıyla katkıda bulunan kıymetli tasarımcılarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyor. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ederim. İhracat Genel Müdürümüz Sayın Volkan Ağar'a teşekkür ediyoruz. Onu yerlerine davet ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, Türkiye'nin 21. yüzyıldaki güçlü tekstil ticaretinin köklerini oluşturan geleneksel dokumaları çağdaş tasarımlarla Türk markası olarak dünyaya tanıtmak projenin öncelikli hedeflerinden biri. Bu kapsamda Türkiye Dokuma Atlası Projesi'nin paydaşlarından biri ve sponsoru İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Öksüz'ü şimdi duygu ve düşüncelerini almak üzere efendim kürsüdeki yerlerine davet ediyoruz. Buyurun Sayın Öksüz. Sayın milletvekillerim, Sayın Milli Eğitim Bakan Yardımcım, Sayın Türkiye Belediyeler Birliği Başkanım, Sayın İhracat Genel Müdürüm, Sayın Belediye Başkanlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarının çok değerli başkanları, değerli tasarımcılarımız, Sayın basın mensupları ve hanımefendiler, beyefendiler. Kaybolmaya yüz tutan geleneksel dokuma kültürünün korunması ve zengin kültürel birikimimizin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz dokuma sahnemize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın katılımcılar, İhracat Genel Müdürümüz rakamlar konusunda çok güzel bilgileri verdi, güncel bilgileri verdi. Ben de tekstil sektörümüzün hazır giyimle beraber
19 milyar dolar yıllık dış ticaret fazlası veren sektör olduğunun bir kere daha altını çizmek istiyorum. Ve 1 milyonu aşan istihdamla da Türkiye'nin istihdamda da lider sektörü olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu anlamda lokomotif sektör konumundayız. Yani Türkiye'nin gerçekten lokomotif, en dinamik sektörü malum tekstil sektörü. Küresel salgına rağmen sektörümüz dünyada da bir basamak yukarı yükselmiş. Güney Kore'yi geçerek dünyanın 5. büyük tedarikçisi konumuna yükselmiştir. 13 milyar dolara yakın gerçekleştirdiğimiz ihracatla da Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık. Sektörümüz bu başarısını hiç şüphesiz ki tarihi mirasımızdan beslendiği güçten almaktadır. Projemiz kapsamında tespit edilen coğrafyamıza özgün 500'e yakın kumaş ve bugün sergi alanımızda bulunan 150'yi aşkın kumaş çeşidi Anadolu topraklarının birçok kültürün ana vatanı olduğu gibi tekstil sektörünün de ana vatanı olduğunu gözler önüne sermektedir. Saygıdeğer konuklar, biraz sonra hep birlikte izleyeceğimiz Türkiye dokuma sahnesiyle oluşturulan enstalasyonlarla sadece geçmişe ışık tutmuyoruz. Kaybolmaya yüz tutan geleneksel dokuma kültürümüzün korunarak yaşatılmasını ve bu kültürel birikimimizin geleceğe aktarılmasını da amaçlıyoruz. Bu projenin paydaşlarından biri olarak geçmişle gelecek arasında kurulan bu köprüde rol oynamak ve bu tarihi mirasın küresel ölçüde bilinirliğini artırmak birliğimiz ve sektörümüz adına paha biçilmez bir öneme sahiptir. İşte bugün birbirinden kıymetli 10 tasarımcımızın aylar süren emekleriyle hazırladıkları tasarımlar projemizin en önemli çıktılarından birini oluşturmaktadır. Tasarımcılarımızın emekleriyle özünü kaybetmeden yeniden hayat bulan tarihi dokunmalarımız inanıyorum ki yakın gelecekte küresel ölçekte de ilgi odağı olacaktır. Ve Türkiye'nin katma değerli tekstil ihracatında en önemli katkılardan birini verecektir. Bu kapsamda biraz sonra hep birlikte izleyeceğimiz sahneye emek veren tüm tasarımcılara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ve bunların da ismini de zikretmek istiyorum. Bu birbirinden değerli tasarımcılarımız gerçekten çok güzel bir çalışma ortaya koydular. Sayın Arzu Kaprol, Sayın Aslı Filinta, Sayın Dilek Hanif, Sayın Ece Ege, Sayın Gül Ağış, Sayın Nedret Taciroğlu, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ve Sayın Güneş Güner, Sayın Simay Bülbül, Sayın Tuana Büyükçınar. Sizlerden kuvvetli bir alkış istiyorum çünkü hakikaten çok uğraştılar, çok emek verdiler değerli tasarımcılarımız. Son olarak biraz sonra hep birlikte gezeceğimiz ve yoğun ilgiyle takip edilen sergimizin İstanbul'da da açılmasına yönelik çalışmalara başladığımızın hatta çalışmanın da ötesinde hayata geçireceğimizin müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu çerçevede projemizin hayata geçmesine vesile olan başta Sayın Emine Erdoğan hanımefendi olmak üzere Ticaret Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bu projenin devamı bizler için çok önemli ve bu noktada çok iyi işbirliği, sağlam bir işbirliği yapacağımıza da ben eminim. Zaten panelimizde de bunun sohbetini yapacağız. Bunu nasıl geliştirebiliriz hep birlikte ortak akıl oluşturmamız gerekiyor. Ayrıca projemizin teknik altyapısını oluşturulmasına destek sağlayan Cumhurbaşkanlığı Danışmanımız Sayın Hümeyra Şahin'e, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne, Okul Müdürümüz Ömer Faruk Uçer'e ve Proje Koordinatörü Ayşe Dizman'a, Proje Küratörümüz Sayın Güneş Güner'e ve Prodüksiyon Ekibimiz Sayın Yasin Soy'a, Koleksiyoner Sayın Yusuf İyilik'e, başta Genel Sekreterliğimiz personel olmak üzere projede görev alan bütün çalışanlarımıza, şahsım ve sektörümüz adına teşekkür ediyorum. Dokuma sahnemizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Açılışa katılan tüm katılımcılarımıza da teşekkür ediyorum. Bu Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Öksüz Efendim. Çok teşekkür ediyoruz duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştıkları için.
Saygıdeğer konuklar, Anadolu'nun birçok farklı bölgesinden dokunan kumaşlarla hayat bulan Dokuma Atlası projesinin yerel yönetimler tarafından sahiplenilmesi ve yeniden tabii ki üretim sürecine kazandırılması projenin vizyon açısından önemli bir yere sahip. Ve bu çerçevede aramızda çok sevdiğim, saydığım bir isim de var. Efendim Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Fatma Şahin de bulunuyor. Sayın Başkanımızın, Bakanımızın şimdi duygu ve düşüncelerini alalım. Buyurun. Saygıdeğer milletvekillerim, kıymetli bakan yardımcım, değerli genel müdürüm, değerli oda başkanlarım, sanayi odasının, ticaret odasının değerli başkanları, değerli meclis başkanlarımız, değerli İhracatçılar Birliği başkanlarımız, Sabancı Holding'in değerli, Sabancı Olgunlaşma'nın değerli yöneticileri, değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler. Çok özel bir mekandayız, milletin evindeyiz. Çok özel bir proje için bir aradayız. Kıymetli hanımefendinin gelenekten geleceğe, yerelden evrensele, Anadolu'daki bu saklı elimizdeki kültürel mirası bütün dünyaya tanıtmak ve bütün dünyaya markalaştırarak götürmek iddiasıyla başlattığı yolculuğun önemli bir durağındayız. Öncelikle huzurlarınızda kıymetli hanımefendiye himaye ettiği için çok teşekkür ediyorum. Dün bu gördüğünüz koltuklarda büyükelçileri eşlerle birlikte hanımefendi ağırladı. Ve bu güzel sahne gösterisiyle birlikte bunu nasıl bütün dünyaya tanıtacağız, nasıl markalaştıracağız? İnsanlar tanımadığının, bilmediğinin düşmanı. Nasıl daha çok bir araya getireceğiz? Daha da önemlisi Anadolu irfanını, hikmetini, erdemini, Anadolu'nun bu güçlü duruşunu nasıl dokuyarak dünyaya anlatacağız? Bunun çalışmasını yaptık. Hem teşekkür ediyorum, hem özel selamını size iletmek istiyorum. Hanımefendinin bugün bunu ticarileştirmek, bunu bütün dünyaya anlatmak için yerel yönetimlerin, şehir yöneticilerinin mutlaka bunu sahiplenmesi gerektiğini, bunu onların vizyonuyla beraber bütün dünyaya tanıtmamız için bugün bu toplantının ne kadar kıymetli olduğunu bize söyledi. Ve her birinizi en kalbi duygularla selamladığını iletti. Selamlarını iletiyorum sizlere. Hümeyra Şahin hanımefendinin koordinasyonunda ve hep birlikte uzun bir yolculuktan geldik. İTİB'in değerli başkanı çok güzel bir şekilde anlattı. Hem komşumuz olan değerli Ahmet Öksüz başkanımızın burada çok büyük emeği var. Akademik dünyada Marmara Üniversitesi ile çalışıldı. Bütün taraflar işbirliği ve güç birliği yaptığı zaman Anadolu'nun nasıl bu güzelliğini geleceğe taşıyacağımızla ilgili önemli bir çalışmayı bugün hep birlikte izleyeceğiz. Anadolu'ya baktığımız zaman, aslında insanlık tarihine baktığımız zaman insanlık tarihi dokuma tarihidir. İnsanlık tarihi baktığınız zaman bir irfan tarihidir ve Anadolu bunun en önemli coğrafyasıdır. Anadolu'ya dokunmak, medeniyetin beşiğine dokunmaktır. Anadolu'ya dokunmak, medeniyetin kalbine dokunmaktır. Anadolu'ya dokunmak, irfana, erdeme, hikmete, akla açılan kapıya dokunmaktır. İşte bu bakış açısıyla Anadolu'ya dokunmak, Anadolu'nun dokuma kumaşına dokunmak için büyük bir gayret gösterdik. Aslında dokuma hayattır. Dokuma hayat yoldaşıdır. İlk gözlerimizi açtığımızda kundaklanarak dünyaya gözlerimizi açarız. Öperek elimize aldığımız bayrağımızın dokusu bize vatan sevgisini aşılar. Seccadeyi başımıza, alnımıza koyduğumuz zaman Rabbimize ulaştığımız en özel andır. Buradaki çeyizimizin sandığındaki dokumalar analarımızın gözünün nurudur. Gelinliğimiz en güzel giydiğimiz aydınlık, saflığın, o güzel anın en büyük dokunmasıdır. Hayatımıza dokunmasıdır. Her dönüm noktasını bu şekilde geçiririz. Ve en son Yüce Rabbimize ulaşmak için ebedi hayata giderken bir kefenle ebedi hayata uğurlanırız. O yüzden dokunmak, hayata dokunmaktır. Anadolu'ya baktığımız zaman bir tarafta Karadeniz'in keteni,
bir taraftan Akdeniz'in pamuğu, bir taraftan baktığınız zaman Doğu'nun yünü, bir taraftan Hatay'daki o güzel ipeğin ışıltısı, bir taraftan şu an başkentteki Ankara'nın özel kumaşındaki tiftik keçisindeki farkı, bir taraftan Gaziantep'in kutlu kumaşındaki sanatta geldiği yeri, Osmanlı'nın o kumaşının derinliğini, zerafetini, muhteşemliğini bize gösteriyor. İşte o yüzden bu Anadolu'daki bu büyük hazineyi geleceğe taşımak için dokunmamız lazımdı. Arkalaştırmamız lazımdı. Bugün aramızda olan değerli Dilek Hanif gibi, biraz önce değerli başkanımın tek tek teşekkür ettiği tasarımcılarımızla bir araya geldik. Onlara bu heyecanımızı, aşkımızı, bu konudaki neler yapabileceğimizi, aslında en önemli şeyin yetişmiş insan gücü olduğunu, bugün en büyük gücümüzün Dilek Hanifler olduğunu biliyoruz. Bu beşeri sermayeyi Anadolu irfanıyla Anadolu'ya dokunduğumuz zaman nasıl muhteşem eserler oluşacağına inandık. Birlikte inandık. Hepsi gönüllü çalıştı. Gaziantep Büyükşehir olarak 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman bugün bu alanda bizim heyecanımızı paylaşan Sayın Vekilim, Derya Vekilim, değerli Nejat Vekilim'in eşi Füsun Hanım, beraberinde bugün biraz sonra bir marka nasıl oluşur, geleneksel bir yapıdan uluslararası bir marka nasıl çıkar, bugün üzerinde giydiğim ceketin, Fırat'ın balıklarının nasıl tasarlanarak hayata dokunduğunu gösteren Jülide Başkanım'la birlikte gönüllü 10 beşeri sermaye, 10 yetişmiş, derdi olan, aşkı olan kişilerle bir araya geldik. O gün başladığımız o başlangıç bizi bugün uluslararası bir marka yolculuğuna getirdi. O konuda panellerde zaten bundan sonra ne yapacağız? Bu sanatı, bu kültürü nasıl ticarileştireceğiz? İşte o yüzden Ticaret Bakanlığımızda genel müdürümüzün baktığı yerden ticarileştirmemiz gerekiyor. Olgunlaşmanın içerisindeki o güzel eserleri bu tasarımlarla dünyaya nasıl daha güçlendireceğiz? Anadolu'nun irfanının, dokumasının dünyaya ihtiyacı var. Dünya bunu bizden istiyor. Tek tip olan bir dünyada bunu başarmamız mümkün değil. İşte o yüzden yaşama biraz dokunmak, gönle dokunmak, Anadolu'nun gönlüne dokunmak, o asil boyasıyla boyamak için sevgiyle yola çıktık. Yunus Emre'nin diliyle yola çıktık. Hazreti Mevlana'nın yoluyla, diliyle yola çıktık. Bu sevgi yolculuğumuzu Rabbim tamamına erdirsin. Anadolu irfanını, Anadolu hikmetini, Anadolu erdemini dokuma üzerinden bütün dünyaya, sağlığa, afiyete, ekonomiye dönüştürsün. Yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun diyor. Emeği geçen herkesi tek tek muhabbetle selamlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e, önceki bakanlarımızdan Fatma Şahin'e çok çok teşekkür ediyoruz efendim, duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştıkları için. Saygıdeğer konuklar, Türkiye Dokuma Atlası Projesi'nin Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilmesinde her türlü desteği sağlayan Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Sadri Şensoy'un konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Bakan. Sayın vekillerim, çok değerli Belediyeler Birliği Başkanı ve Belediye Başkanlarımız, illerimizin, ilçelerimizin belediye başkanları, İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı, Sayın Türkiye İhracatçılar Adamları Meclisi Başkanı, değerli tasarımcılar, Ticaret Bakanlığımızın Genel Müdürü, Cumhurbaşkanı Danışmanımız, hepinize hoş geldiniz diyorum. Giyinme, barınma gibi zaruri ihtiyaçlardan doğarak Türk milletinin duygularını, zevkini ve estetik anlayışını yansıttığı birer ifade aracı haline gelmiş Türk dokumaları, Türk kültürünün en önemli unsurlarındandır. Kadim Türk medeniyetinin mirası olan bu kıymetli hazinenin
gün yüzüne çıkarılması amacıyla Hayat Boyu Genel Müdürlüğü'ne bağlı yaygın eğitim kurumlarımızdan olan İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Koordinatörlüğü'nde Türkiye Dokuma Atlası projesini hayata geçirmiş bulunmaktayız. Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayeleriyle yürütmekte olduğumuz proje kapsamında Türkiye'nin 81 ilindeki yöresel dokumaların tespit edilmesi, geçmiş ve günümüzdeki durumlarının karşılaştırılarak malzeme, teknik ve ham madde özellikleri açısından detaylı analizlerinin yapılması ve her bir dokumanın kimliklendirilmesi adına çalışmalar yapmaktayız. Böylelikle binlerce yıllık tarihi süreçten günümüze ulaşan bu hazinenin kayıt altına alınması ve yöresel dokumalarımızın asli hürriyetini kaybetmeden geleceğe aktarılmasını amaçlamaktayız. Kültürümüze sahip çıkarak geleceğe daha sağlam temeller atabilmek düşüncesiyle büyük bir heyecan duyarak yürüttüğümüz projenin Türk kültürünün binlerce yıllık hafızasına ışık tutmasını temenni ediyor, proje kapsamında hazırlanan Türkiye Dokuma Atlası sergisinin ev sahipliğini üstlenen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na ve projeyi himayeleri altına alarak yolumuzu aydınlatan Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye bu vesileyle şükranlarımızı sunuyoruz. Kurumsal çalışmalarımızın sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlayan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüze, projeden desteğini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Türkiye Dokuma Atlası projesinin başından itibaren sürecin içerisinde olan kıymetli danışma kurulu ve akademisyenlerimize, İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği'ne, proje tanıtım sergisine koleksiyonlarındaki kıymetli eserlerle katkı sağlayan Sayın Yusuf İyilik ve Sayın Alper Kanca'ya, projenin koordinatörlüğü görevini üstlenen, içerisinde özveriyle çalışan değerli çalışma arkadaşlarımıza ve proje araştırmalarımız esnasında tespit etmiş olduğumuz kumaş kataloğumuzun restorasyon, konservasyon işlemlerini yapan İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaştırma Enstitüsü Taşınabilir Kültür Varlıkları Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı ekibine ayrıca teşekkür ediyor. Projenin kültürel katkılara, kültürel çalışmalara katkı sunarak yeni araştırmalar için ilham olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca bir teşekkürü de sunucumuza söylüyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkürler.